Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü videomuzda karşınızda görmüş olduğunuz ve ortalama bir daire fiyatına mal olmuş olan bahçeli, müstakil, 170 metrekare, 3+1 evimizin kaba maliyet ve ince işçilik maliyetiyle ilgili evimizde yaptırmış olduğumuz her şeyin maliyetini tek tek video eşliğinde sizlere göstererek anlatacağım. Hadi o zaman videomuza başlayalım. İlk olarak sizlere kaba maliyetle ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha sonra evimizin içine girip ince işçilikte hangi şeyleri ne kadar para ödedik, video eşliğinde kalem kalem sizleri bilgilendireceğim. En sonunda da her şeyin toplam maliyetini sizlere söyleyeceğim. Şimdi ortalama bir daire fiyatına mal etmiş olduğumuz bu bahçeli müstakil evimizin başlangıç aşamalarında neye ne kadar ödedik, bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, yapı denetime 10.000 Türk lirası, şantiye şefine 2.000 Türk lirası, projeye 5.000 Türk lirası, belediyeye ruhsat için 4.400 Türk lirası, belediye zemin dolgusu için ise 5.000 Türk lirası ödedik. Yani toplamda başlangıç aşamaları için biz 26.400 Türk lirası ödemiş olduk. Şimdi ise bu 170 metrekare evimizin kaba maliyetinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, biz bu evimizde yaklaşık 10.000 liralık yutong kullandık. Bu evde yaklaşık 120 metreküp beton kullanıldı ve bunun içinde yaklaşık 40.000 Türk lirası verildi. Bu evimizde yaklaşık 7,5 ton demir kullanıldı. Biz bunu bu yılın Mayıs ayında almıştık ve o dönem biz bunu ortalama 6 liradan almıştık. Yani bu evimizin toplam demir maliyeti bizler için 45.000 TL olmuştu. Evimizin çatı maliyeti kiremiti ve ağacı ile birlikte yaklaşık 28.000 TL'ye mal oldu. Bunun dışında biz çatı oluklarına 5.800 Türk lirası verdik. Ayrıca bu tabi isteğinize bağlı bir şey. 4.500 TL'ye hasır üstüne bor yalıtım yapıldı. Bu işte yangın ve sıcaklıklardan koruyor çatınızı. Şimdi ise iç ve dış sıva maliyetinden bahsetmek istiyorum. Kaplama ve malzemeleriyle birlikte işçilik dahil biz bunlara 25.000 TL ödedik. Evimizin dışında dekoratif sıva, içinde ise düz alçı kullanıldı. Arkadaşlar, iç ve dış sıva haricindeki olan hiçbir şeyde işçilik dahil değildi bu fiyata. Şimdi ek olarak evin komple kaba inşaatında işçiliğe biz yaklaşık 40.000 Türk lirası verdik. Evimizin içine girmeden önce bu beton duvarımızın maliyetinden de sizlere bahsetmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, boylamasını göstereyim isterseniz. Bunun boyu yaklaşık 25 metre uzunluğunda. İşte daha demir kapılarımız gelmedi. Şöyle giriş kısmında ve burası işte araba kısmı için olan demir kapılar gelecek buraya. Bunun bize maliyeti yaklaşık 12.000 TL oldu. Başlangıç aşamalarındaki maliyet, kaba maliyet ve son olarak da beton duvarımızın maliyetinin ardından artık evimizin içine doğru yavaştan bir giriş yapıp evimizin içindeki ince işçilik maliyetlerinden sizlere bahsedebiliriz. Evimizin içine doğru giriş yaparken bizleri giriş kısmında şöyle iki basamaklı antrasit renkte mermerlerimiz karşılıyor. Biz buna işçilik dahil yaklaşık 3.500 TL ödemiştik. Sizlere dış kapımızı göstermek istiyorum. Bizlere evimizin birçok bölümünde kullanılan antrasit renk tonlarında şöyle bir dış kapı karşılıyor. Biz buna işçilik dahil yaklaşık 2.000 TL ödemiştik. Evimizin içine doğru giriş yapıyoruz. Bizleri direkt sol tarafta şöyle bir vestiyer karşılıyor. Yine antrasit renk tonlarında evimize uyum sağlasın diye. İki kapağında da antrasit renk tonlarında yine ayna bulunan. Şöyle boydan da göstermek istiyorum. Biz bu vestiyerimize işçilik dahil yaklaşık 3.500 TL ödedik. Evimizin hemen giriş kapısının sağ tarafında bizleri küçük tuvalet karşıladığı için şimdi sizlere bu küçük tuvaletimizle ilgili maliyet bilgisi vermek istiyorum. Şöyle isterseniz yavaştan kapımızı bir açalım. Kapımızı açtığımızda bizleri şöyle yaklaşık 3,5-4 metrekare alanında bir alan karşılıyor. Buranın bizlere maliyeti toplam 3.500 TL olmuştu. Bunun yaklaşık 1.000 TL'sini klozet oluşturuyordu. Geriye kalan 2.500 TL'sini ise şöyle bir musluk, şöyle bir küçük bir dolap, yine beyazlı antrasit renk tonlarında, aynı zamanda şöyle grili bir mermer. Evimizde 7 adet iç kapı bulunuyor. Şöyle sizlere boydan da göstermek istiyorum.
Biz bu toplam 7 adet iç kapımıza yaklaşık işçilik dahil 8000 TL ödedik. L yapıdaki holümüzün, mutfağımızın ve son olarak da kilerimizin zeminini oluşturan yaklaşık 60 metrekare büyüklüğüne sahip olan bu gri mat görünümlü mermerlerimizin işçilik dahil bizlere maliyeti yaklaşık 5000 TL idi. Şimdi ise yaklaşık 30 metrekarelik alanı oluşturan mutfağımızdayız. Şöyle mutfak dolaplarını sizlere hemen göstermek istiyorum adamızla birlikte. Mutfak dolaplarımız ada dahil yaklaşık 20.000 TL tuttu. Mutfağımızda dolapların üzerindeki mermerler de 8.000 TL tuttu. Şöyle yakın bir çekimde de sizlere göstermek istiyorum bu mermerlerimizi. Şuradaki siyah görünümlü evyemizin de bizlere maliyeti yaklaşık 2.000 TL olmuştu. Yani bizlere bu mutfağımızın toplam maliyeti yaklaşık 30.000 TL olmuştu. Tabii ki de bu maliyetin içinde beyaz eşyamız yoktu. Şimdi ise geldik yaklaşık 50 metrekarelik alanı oluşturan salonumuza. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Burada da genellikle antrasit gri renk tonlarına bir hayli önem verilmiş. Şöyle nişimizi görüyorsunuz. Aynı zamanda televizyonumuz da takıldı. Perdelerimiz aynı zamanda şöyle manzaraya karşı kahve içip, kitap okuyup aynı şekilde satranç oynayabileceğiniz bir köşemiz burada mevcut. Arkadaşlar bu maliyet videomuzda az önce mutfağımızda da söylemiştim. Beyaz eşyaların maliyeti yok. Aynı zamanda şimdi salonumuzda da söylüyorum. Görmüş olduğunuz mobilyaların da maliyeti yok. Şimdi isterseniz yavaştan laminatlarımızla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu laminatlarımız yaklaşık 50 metrekare büyüklüğüne sahip olan salonumuzu, aynı zamanda toplam 40 metrekare büyüklüğünde olan 3 odamızı oluşturuyor. Yani evimizin içindeki toplam 90 metrekarelik alanı oluşturuyor. Biz işçiliğine 1000 TL, laminatlara ise 5500 TL vermiştik. Yani bize bunun maliyeti toplamda 6500 TL olmuştu. Bu evimizdeki su tesisatı ve doğalgaz tesisatına toplamda işçilik dahil yaklaşık 8.000 TL ödemiştik. Evimizin elektrik tesisat maliyeti işçilik dahil yaklaşık 12.000 TL tutmuştu. Şimdi ise banyomuzun maliyetiyle ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu alanımız yaklaşık 7.5-8 metrekarelik bir alan. Yine küçük tuvaletimizde olduğu gibi aynı mermerler burada da kullanıldı. Şöyle. Maliyetimize gelecek olursak görmüş olduğunuz kabinimize biz 5000 TL, klozetimize 1000 TL, musluklar 2000 TL, mermerlerimize de yaklaşık 4000 TL ödedik. Yani burası işçilik dahil toplam maliyeti bizlere 12.000 TL olmuştu. Şöyle sizlere odalarımızı gösterirken, bu arada burası çocuk odamız. Evimizin petek, kombi ve proje maliyetlerinden bahsetmek istiyorum. İşçilik dahil biz bunlara yaklaşık 18.500 TL ödemiştik. Çocuk odamızın ardından evimizin hemen giriş sol tarafında bulunan ikinci odamızı sizlere göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu evimizdeki 3 yatak odamızın toplam büyüklüğü yaklaşık 40 metrekare dolaylarında. Bunun işte 13-14 metrekaresini küçük odalar. Biraz sonra geleceğim ebeveyn odamızın da büyüklüğü yaklaşık 16-17 metrekare büyüklüğünde. Arkadaşlar şu anda ebeveyn odamızdayız. Şöyle sizlere hemen göstermek istiyorum. Evimizin en büyük odası burası. Şöyle sizlere komple alanı gösteriyorum. Ebeveyn odamızdayken sizlere pencerelerimizin işçilik dahil maliyetinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İşçilik dahil toplam evimizin pencereleri 28.500 TL tutmuştu. Evimizde toplamda 10 pencere bulunuyor. Bunların altısında panjur bulunuyor. Bu da tabii ek bir maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ek olarak da sizlere panjurları göstermek istiyorum.
az önce gösterdiğim niş, asma tavan ve evin iç boyası, işçilik ve malzeme dahil yaklaşık 10.000 TL tutmuştu. Arkadaşlar şimdi de geldik belki de evimizin vakit geçirilmesi en keyifli alanlarından birine. Videomuzun başlangıcında hatırlarsanız evimizin 170 metrekare olduğunu sizlere söylemiştim. Ve o 20 metrekarelik alanı görmüş olduğunuz bu verandamız oluşturuyor. Şöyle isterseniz buranın taş mermer maliyetinden sizlere bahsetmek istiyorum. Şöyle yakın çekimde sizlere kullanmış olduğumuz mermerimizi göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu 20 metrekarelik alanın mermer maliyeti bizlere işçilik dahil yaklaşık 3500 TL olmuştu. Arkadaşlar şimdi ise geldik videomuzun belki de en heyecanlı kısmına. Bu tarz bir ev yaptırmak isterseniz eğer yaklaşık 420 bin TL'lik rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii bu ev bu yılın Mayıs ayında yapıldığı için söylemiş olduğum fiyat belki de bugünü yansıtmıyor maalesef arkadaşlar. Ya tahmin ediyorum ki %20 ile %30 arasında fiyat artışları söz konusu. Bu yüzden de araştırma yapmanızda fayda var. Şöyle videomuzu noktalarken doğayla iç içe olan 3+1 bahçeli müstakil evimizin sizlere son videosunu çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.